Selamun aleyküm sevgili dostlar. Soğuk kış günleri geldi çattı. Sağlık kuruluşları öksürük, aksırık hastalarıyla doldu. Ana vatanımız Asya coğrafyasında çok kullanılan bir yöntem. Soğuk kış günlerinde ciğerleri temizleyen, öksürüğü gideren muhteşem bir çay. Malzemeleri de oldukça kolay. 2 adet mandalina kabuğu, 200 ml su, 1 çay kaşığı bal. Sağlık ajandamızda not edilmiş, denenmiş bir yöntem. Evimizde bir haftadır öksüren hastamız var, biz de ona deneyeceğiz bakalım. Sonuç olumlu olursa yorumlarda da belirtirim. Evet sevgili dostlar, gelelim yapılışına. Gördüğünüz gibi 200 ml ölçülmüş suyumuzu ocağa koyduk kaynaması için. Bu arada 2 adet mandalina kabuklarını soyuyoruz. Ve mümkün mertebe küçük parçalara ayırıyoruz. İçerisinde C vitamini barındıran meyve ve sebzelerde mümkün mertebe bıçak kullanılmaması tavsiye edilir. Bal ve benzeri ürünlerde de demir kaşık ve çatal yerine plastik veya cam araçlar kullanılmasında yarar vardır. Bu bitki çayı evinizde bulunabilecek, her an yapabileceğiniz malzemelerle olan bir çay. Önümüzdeki günlerde yine ajandamızda bulunan sağlık ürünlerinden zencefilli, tarçınlı, karabiberli, kerevizli, adaçaylı tariflerimizi de vermeye çalışacağız inşallah. Bu arada kabuklarımızı cam kavanoza yerleştirirken ocaktaki suyumuzun da fokurdadığını, kaynadığını görüyoruz. Ve hemen bekletmeden ocaktaki suyumuzu kavanoza, cam kavanoza boşaltıyoruz sıcak sıcak ve ağzını kapatıyoruz. Yaklaşık 25-30 dakika kadar bekletiyoruz. Bu arada bütün özler sıvıya geçiyor. Aynı zamanda kaynayan sıvı ılıman içilecek hale geliyor. Bu arada bal karışımını da içeceğiniz kapta karıştırabilirsiniz. Evet, içeceğimiz kaba bu şekilde alıyoruz ve balımızı da ekliyoruz. Aroma vermesi için nane veya benzeri ürün kullanabilirsiniz. Tadı hoş, içimi rahat bir bitki çayı. Ciğerlerinizin temizlenmesi, öksürüğünüzün geçmesi için kullanabileceğiniz ve bu kullanma süresini de öksürük geçene kadar devam edeceğiniz hoş kokulu bir çay. Evet sevgili dostlar, hastalarımıza acil şifalar dileğiyle son sözümüzü de söyleyerek bitirelim. Arşiv ajandamızdan bir resim ve üst yazısı. Fakir ve onurlu insanlar, ahlaksız ve hırsız olan zenginlerden daha değerlidir. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun dostlar.